Çeltik ekiyoruz, baba mesleği. Babadan gördük, öğrendik. Gayet güzel, verimi güzel gözüküyor. Tane dolgunluğu güzel, tane sayısı güzel. Sanıyorum gayet iyi bir ürün alacağız. Çiftçinin beyaz altın olarak nitelendirdiği ve Mayıs ayında büyük özen gösterilerek ekilen çeltik, Eylül ve Ekim ayında yapılan hasadın ardından sofraları süsleyecek. Hasat öncesi tarlalarını düzenli olarak kontrol eden üreticiler, bu yıl tanelerin dolu dolu olması sebebiyle bereketli ve verimli bir sezon bekliyor. Edirne'de babadan kalma çiftçilik mesleğini devam ettiren 62 yaşındaki Emine ve 58 yaşındaki Fevziye Sakarya kardeşler, Mayıs ayında ekimine başladıkları çeltikte kaliteli ve iyi verim alabilmek için ilaçlamasından gübrelemeye, tarlalardaki suyun kontrol edilmesinden yabancı otla mücadeleye kadar birçok aşamada yoğun mesai harcıyor. Neredeyse her gün tarlaya girerek çocuklarına bakar gibi çeltik ekili arazinin kontrolünü yapan iki kız kardeş, çocukluklarında babalarının yanında öğrendikleri çiftçiliği hem büyük bir aşkla sürdürüyor hem de babalarının vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Edirne merkeze bağlı Yolüstü Köyü'ndeki 186 dönümlük arazide 1997 yılından bu yana çeltik üretimi yapan iki kız kardeş traktöre biniyor, çizmelerini giyip tarlaya iniyor ve bu iş erkek işi algısının da kırılması noktasında büyük örnek teşkil ediyor. Çeltik ekiyoruz, baba mesleği, babadan gördük, öğrendik. Onun bize verdiği yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Gayet güzel, verimi güzel gözüküyor. Tane dolgunluğu güzel, tane sayısı güzel. Bu sene otla mücadeleyi de güzel yaptık sanıyorum gayet iyi bir ürün alacağız. 850-900 kilo civarında ürün alırız diye düşünüyorum. Çeltik kişi bir bebeği büyütmek gibidir. Yani ta en başından harmana kadar sürekli bir ihtimam, bir özen ister. Bizde Tunca'nın suyu önemli. Tunca'da su olduğu sürece bizde sorun yok. Tabii ki yağmur yağması çok önemli. Diğer kara çiftçiler için. Ama bizim için Tunca'nın dolu olması önemli. Çeltik işi Dediğim gibi en başta daha tohumdan, ekimin e, yıbrelenmesi, ilaçlanması, her şeyi zamanda yaparsan e, hiçbir şey sorun çıkmıyor. Gayet güzel yetişiyor. Biz de uzun zamandır ektiğimiz için bu işin biraz piri olduk diyebilirim. Babamın vefatından sonra iş bize tamamen kalınca e, birçok inceliklerini öğrendik tabii. E, i̇yi yani iyi devam ediyor. Ablamla beraber birbirimize destek oluyoruz. E, ortak karar veriyoruz, ortak hareket ediyoruz. Güzel gidiyor. Özveriyle ve sevgiyle çalıştılar mı? Yapılmayacak bir iş yok çiftçilikte öyle. Özellikle ben bayanların da bu işe girmesini çok isterim. Eskisi gibi bu işin çok ağır olmadığını, her şeyi makinaların yaptığını, dolayısıyla bilek gücü gerektirmediği için herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Yeter ki istesinler, özveriyle çalışsınlar. Aslında üniversiteyi bitiren gençlerin özellikle çiftçilik yapmasını ben daha çok tavsiye ederim. Ama çiftçilik onları nedense çok ürkütüyor. Aslında dediğim gibi, en başta dediğim gibi çiftçilik artık bilek gücüyle falan olmuyor. Artık her şeyin makinesi var. Yapabilirler yani herkese. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir diye düşünüyorum. Mayıs ayının başında ekimi yapılan çeltikler, eylül ve ekim aylarında yapılan hasatla birlikte sofraları süsleyecek.